Medya Haber'den merhaba. Alternatif gündemle karşınızdayız. Türkiye ve Kürdistan gündemini konuşacağız. Başlıklarımızdan biri özellikle Kalifan'da KDP tarafından pusuya düşürülüp artık akıbetleri bilinmeyen gerillalar olacak. Onunla ilgili bir dosyamız var ama bununla beraber yaklaşan 15 Ağustos hatırımını da, Diriliş Bayramı'nı da konuşacağız. Konuğumuz Sefkan Kobani ile birlikte. Bir diğer başlığımız ise Van'da ve ilçelerinde yaşanan, Van'ın ilçelerinde yaşanan sel felaketi olacak. Sel felaketi sonrasında yaşanan gelişmeleri muhabirlerimiz, arkadaşlarımız bizim için gidip oralarda bizzat derlediler, halkla konuştular. Onu konuştuktan sonra Eğitim Sen Van Şube Başkanı ile birlikte de o felaket sonrasında yaşananları değerlendireceğiz. Alternatif gündem başlıyor. Üç gerilladan günlerdir haber alınamıyor. Bu konuyla ilgili hem HPG hem Kürt halkının farklı kesimlerinden KDP'ye yönelik çağrılar geldi ama o çağrılara rağmen de KDP hala sessizliğini koruyor. Bunu konuşacağız. Konuğumuz gazeteci yazar Sefkan Kobani ile. Sefkan arkadaşım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Hemen KDP'nin sessizliğinden başlayalım istiyorum. Üç gerillanın akıbeti hakkında hem HPG hem farklı çevreler bilgi istedi. Ancak bugüne kadar herhangi bir bilgi edinilemedi. Nedir bu durum? Niye bilgi verilmiyor? Ya da gerçekten bu tabloyu nasıl değerlendirmek gerekir? Mesela ilk günkü açıklamada neydi? KDP'nin bir açıklaması oldu. Dedi ki bu bölgede Kalifan tarafında bir çatışma oldu. Hatta dediler bir saldırı oldu. İşte evet. Oradaki HPG güçleri tarafından, gerillalar tarafından bir saldırı olduğu iddia edildi. Cemal Emin'in dediği açıklama. Ondan sonraki bir açıklama sonra susturuldu. Şimdi açıklama sonrasında yerel kaynaklardan gelen bilgiler, tabii yerel kaynaklar der ki köy içerisinde yapılmış. Daha önceden hazırlıkların yapıldığı ortada. Şimdi kadar orası bir geçiş bölgesi. Alınan istihbaratlarla işte KDP'nin antiterör güçlerinin ya da Golan güçlerinin direkt orada yer aldıkları, pusu attıkları, bekledikleri ve gelen geçen bu kurye grupları, küçük birimler, 3 kişilik, 4 kişilik gruplar geçiş halinde. Bunlar alanlar içerisinde geçen gruplar. Şimdi bunlara yönelik bir pusu ve komplo yaptıkları ortada. Şimdi KDP tarihinde böyle komploların, böyle tarihi süreç içerisinde Kürt hareketlerine karşı birçok komploları, oyunlar yaptıklarını biliyoruz. Şimdi bu da onun bir parçası. Şimdi faili belli olan, açıkça akıbeti belli olan, fakat açıklanmak istenmeyen, yerel kaynaklardan gelen bilgilerle bu üç gerilanın şehit edildiği ve intikam aldıklarına dair işte biz sözde Metina'da 5 peşmergenin işte Türkiye tarafından katledilmesine rağmen HPG'nin üstüne atılmasına işte intikam aldıkları gibi söylemler içerisinde yer aldıkları oradaki yerel köylüler tarafından belirtiliyor. Ve hatta o üç gerillanın orada gömüldüğü belirtiliyor. Daha önce akıbetleri işte çeşitli iddialar var, yaralılar var. Fakat son gelen iddialarda Rojnews'te de geçen en son böyle bir yerel kaynağı, oradaki köylerden gelen bilgiler var. Şimdi bunlar resmi rağmen, bilgiler değil. Tabii bunlar yerel kaynaklar ama şimdi buna rağmen KDP tabii üstlenmiyor. KDP açıklama yapmıyor. KDP kendi içerisine girdiği bu kirli eğer böyleyse tabii. Yoksa açıklardı. Diyecek ki biz çatışmaya girdik, herhangi bir temasta, herhangi bir durum söz konusu değil. Ne yaralı ne ölü ele geçmemiş, bizden olan çatışma içerisinde bir şey yok derdi. Demiyorlar. Bu açıklama uzun zamandır. 26 Ağustos, şu anda 26 Temmuz'dan 11 Ağustos'a kadar geçen süreç, evet. 16 günlük süreç içerisinde herhangi bir açıklama yok. Bu kadar Kürdistan kamuoyunun, bu kadar HPG'nin açıklamaları, KCK'nin açıklamaları var. Bir açıklama istiyor. Kürt kamuoyu tekrardan Kürtler arası bir savaş, Kürtler arası böyle bir süreç içerisinde, tarihi süreç içerisinde, Irak'ın, Orta Doğu içerisindeki bu yoğun savaş içerisinde Kürt kazanımlarının kaybedilmemesi için elde gelen birçok fırsatlar var. Aslında bunlar için tabii bu tarihi süre içerisinde Kürdistan kamuoyunda bir duyarlılık var. Yani bir yanıyla da Türk Devleti'nin iç savaş kışkırtmasına karşı KDP'den sorumluluk bekleniyor.
zaten planın içerisinde ne yer aldıkları, kirli planlar oldukları, gizli görüşmeler yaptıkları, açık görüşmeler yapıldıkları, Türk Milli İstihbaratı'nın, Milli Savunma Bakanı'nın KDP'yle görüştüğü ve KDP'nin ne sözler verdiği çeşitli düzeylerde açıklamalar yapıldı. KDP bu savaş içerisinde istihbari bilgiler verecek, yer alacak, komplolar içerisinde yer aldığı. Daha önce zaten Medine'ye giden 4 gerillanın şehadeti var araba içerisinde. Hasta olan, tek tedavileri bittikten sonra geri gidenler ve o anda şimdi bu arabaları takip eden, istihbaratı alan kim? Elbette KDP güçleri. KDP ile Türk MİT'i tarafından yapılan operasyonlar, istihbaratlarla birçok gerilla katledildi. Aslında açık. Bunlar daha önce bazı işbirlikçiler yani oradaki gerilla tarafından yakalandığı belirtilen ajanlar tarafından itiraf edildi. Şimdi itiraflar ortada. Şimdi bu itiraflar açıkça KDP'nin, KDP içerisinde parasının, KDP'yi tümden katmayalım, KDP içerisinde bir kesimin, KDP içerisinde Barzani tarafından hatta Mesut Barzani'nin oğlu Mesut Barzani tarafından parasının istihbaratı içerisinde bir kesimin Türkiye MİT'i ile ve KDP içerisinde bazı kendi ekonomik ilişkileri olan kesimlerin Türkiye ile çalıştığı, işbirliği içerisinde olduğu, MİT ile işbirliği içerisinde oldukları ve böyle PKK'ya karşı, oradaki gerilla güçlerine karşı komplolar yaptıkları açıklanıyor. Evet, biz bu süreci elbette televizyon olarak da yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu konuyla ilgili çabalarımızı sürdüreceğiz bir şekliyle. Üç gerillanın akıbetinin bilinmesi için. Ama yakınlaşan 15 Ağustos da var. 1984'te başlayan sömürgeciliğe karşı sıkılan ilk kurşun diriliş bayramı olarak tarif ediliyor. Burada da özellikle bu atılımla birlikte, 15 Ağustos'la birlikte bölge halklarının kaderinde yaşanan değişimi sormak istiyorum. Daha önce dünkü yayınımızda biraz o çıkış sürecine değinmiştik ama gerçekten ciddi anlamda bölge halklarının kaderi açısından nasıl bir değişime neden oldu? Sadece Kürt halkı değil, Orta Doğu'daki halklar açısından da soruyorum. Onu değerlendirmenizi istiyorum. Tabii. Şimdi 37 yıllık süreçtir bir gerilla hareketi var. Bu Orta Doğu'da, Kürdistan'da devam eden bir gerilla hareketi ve sürekli devam etti. Şimdi real sosyalizmin yıkılmasıyla tüm sosyalist hareketlerin tümünde değişim birçok yıkıldı. Kendilerini yenileyemediler. Gerilla hareketleri 21. yüzyılın teknoloji, ilerleyen teknoloji, modern teknolojisine karşı kendisini yenileyemedi. Fakat Kürdistan gerillası, dikkat edelim, kendisini yeniledi, güçlendi ve bu ulus devletlere karşı Orta Doğu'daki bir tarafta Türkiye, bir tarafta hatta daha sonraki bu tüm sömürgeci güçlere karşı kendisini meşru savunma stratejisi temelinde örgütledi. Şimdi sadece kendisini örgütlerken bu güçlere karşı Kürt halkını kapsamadı, Kürdistan'ı halkları kapsadı. Kürdistan'ı halklar içerisinde yer alan tüm kesimlerle birlikte diğer halkları, Orta Doğu halklarını kapsadı. İçerisinde internasyonel gerillalardan, halklar arasındaki birliği yer alan ortak ittifaklardan kesimler yer aldı. Yani bunlar Türkiye devrimci güçleri yer aldı en başta. Türkiye devrimci hareketi içerisinde faşizme karşı birleşik direniş hareketi içerisinde bir süreç. Daha sonra şu anda halkların direniş hareketleri, birleşik direniş hareketleri temelinde güçlenen hareketler yer aldı. Aynı şekilde Orta Doğu'daki diğer tüm güçler, Arap güçleri, Arap halkındaki kesimler yer aldılar. Dünya, mesela sadece bölgesel değil, dikkat edilirse dünyadaki tüm internasyonel devrimci gençlik içerisine yer aldı. İçinde Alman'dan, Fransız'dan değişik kesimler gelip katıldılar. Şimdi böyle bir tarafta bölgesel, bir tarafta internasyonel bir karakter kazandı bu gerilla. Çünkü gerilla bir umut yarattı. Bu gerilla güçleri kendisini hem yaşamıyla, hem ilişkileriyle, hem kendi tarzlarıyla, kendi yarattıkları gerilla taktikleriyle yeniledi. Sadece kırsalda değil, şehirleri kapsayan değişik bir tarzda kendisini örgütledi. Şimdi bu kadar kapsayıcı, bu kadar bütünleyici alanlara yayıldı.
Şimdi gerilla gücü böyle yayıldı. Şimdi gerilla Kürdistan'ın dört parçasında, bir tarafta İran'da, İran güçlerine karşı aslında İran'ın otokrasisine, ona karşı kendisini, halkı savunmak için orada yer aldı. Ve diğer halkları içerisine yer alacak şekilde kendisini örgütlüyor. Dikkat edilirse kendisini aynı şekilde Rojava içerisinde gerilla güçleri gittiler. Orada Rojava'da, Suriye'de hem Kuzeydoğu Suriye'nin tümünde Arap halklarıyla, Asuri halkıyla, Ermeni halkıyla ortak bir şekilde oradaki bir savunma gücü yarattı. Bunu sağlayan temel etken savaş yeteneği mi, yoksa onun altındaki ideolojik paradigma mı esas? Tabii. Hangisinden bakıp değerlendirmek lazım? Zaten meşhur savunma stratejisi derken bu strateji ideolojik bir temele dayanıyor. Yani ideolojik temeldeydi. Modern, bunun içerisindeki demokratik modernite çizgisi, demokratik modernite ile birlikte işte demokratik ulus çizgisiyle her demokratik ulustaki yerel güçlerin, yerel demokrasi güçlerinin herkesin kendisini ifade edebileceği, katabileceği, kendisini idare edebileceği tüm halkların, tüm etnik yapıların ve kadın özgürlükçü bir çizgi temelindeki ekolojik, demokratik bir paradigma buna yol açtı. Yani yeni bir Rönesans, yeni bir devrimci hareket, yeni bir aydınlanma süreci başlattı. Tabii bu Kürt halk önderi Ribarapo'nun düşünceleriydi tabii. Bu düşünceler sistemleştirildi. Bu sistemik düşüncelerle Orta Doğu'da yayıldı. Orta Doğu'daki yeni düşünceler yeni ufuk yarattı. Devletçi sistemi aşan Orta Doğu'daki halkların kendisini yeniden ifade edebileceği, işte demokratik modernite, demokratik ulus çizgisi temelindeki yerel güçlerin ortak ittifakı kendisini gösterdi. Rojava'daki devrimci örnek, yere ortaya çıkan bu demokratik çizgi, tüm halkların birlikteliğini yaratan, tüm dinlerin ortak ittifakını, kültürlerin ortak ittifakını yarattığı için Orta Doğu'daki tek çözüm kaynağı oldu. Çünkü Orta Doğu'da çelişkiler, etnik, dini çelişkiler, çatışmalar yaratılırken, Orta Doğu bir kör düğüme giderken bunu açan İşte Önder Apo'nun yarattığı, ortaya attığı bu model, bu çizgi aslında çözüm yarattı. Bu çözüm işte kendisine... Çözüm yarattı derken bu 15 Ağustos atılımı, Eruh ve Şemdinli baskınıyla birlikte başlayan süreç yönetsel olarak kendini Rojava'da buldu diyebilir miyiz? Yani zihinsel yönetim, ideolojik yönetim açısından. Yani zihinsel, ideolojik yönetim açısından orta, yani hem Rojava'da hem tüm Kürdistan parçalarında. Yok, mesela, fiili tabii, yönetim anlamında. Yani fiili yönetim anlamında Rojava'da gösterdi. Aynı şekilde kendisini Kuzey Kürdistan'ın yerel yönetimlerde, daha değişik alanlarda, tüm Kürdistan'ın parçaları, tüm dünyada da yarattığı model arayışıyla birlikte, yani politik bir örgütleme sistemi yarattı, ideolojik bir örgütleme modeli yarattı. Şimdi bu model giderek yayıldı ama fiili, somut olarak da tabii Rojava'da şu anda Kuzeydoğu Suriye yönetimi olarak da ortaya çıkan demokratik, aslında bir devrimci hareket olarak, bir model olarak tüm Orta Doğu'yu kapsayıcı bir şekilde çözüm üreten, halkların ortak iradesini, ortak yönetimini ifade eden, kültürlerin ortak ifade eden bir yönetim ortaya çıkardı. Bir savunma gücü de tabii. Aynı şekilde tüm kasede güçleri, savunma güçleri. Sadece Kürt güçleri değil, Arap güçleri, Ermeni güçleri, Asuri güçleri, herkesin kendi gücüyle katıldığı ortak bir savunma stratejisi temelinde bir güç de yarattı. Peki biraz da güncele aslında o günden bakarak geçmek istiyorum. Ben 84'leri çok iyi hatırlıyorum. Kenan Evren'in ilk demecini de hatırlıyorum. Yani gerçekten bugün gibi aklımın ucunda. Çünkü o dönemin gençlerinde de büyük coşku yaratmıştı. 15 Ağustos'ta sıkılan ilk kurşundu ve çok önemliydi. Yani tam bitiş dönemiydi. Şimdi Kenan Evren 72 saat dedi. 72 saat içerisinde bitireceğiz dedi. Herkese böyle bir algı pompaladı. O günden bugüne en son Süleyman Soylu benzer lafazanlığı yürütüyor. Bugünlerde sesi çıkmasa da benzer şeyi o söylüyor. Nedir bu 72 saat meselesi? 37 yıl geçti. Hala yerinde ama gerçekten onların böyle bir tespiti yapması, ama diğer taraftan Kürt hareketinde bugün özgürlük mücadelesini tüm dünyada kabul edilebilir bir noktaya getirmesi. Bu nasıl değerlendirilmeli, ya da bu çokça giden bakanın ders almamasını neye yorumlamalı?
Şimdi aslında 37 yıllık sürekli devam eden bir meşru savunma stratejisi çizgisi. Şimdi aslında bunu ispatlıyor. Türk özel savaşına, psikolojik savaşına, yalan dolanına karşı ispatlayan, kendisini genişleyen, sadece kırsal alanda, dağlarda değil, her alanda kendisini meşru şekilde Türkiye'nin içine kadar örgütleyen ve kendisini meşru temelde her çeşit taktikle geliştiren, yaratan, modern savaş taktikleriyle birlikte ortaya çıkardı. Şimdi Türk özel savaşı sadece tek değildi tabii bunun peşinde olan NATO aslında. NATO gladiyosu sürekli savaştı ve savaşmaya devam ediyor. Dikkat edilirse bu savaşı sadece Türk özel savaşı yürütmüyor. NATO sürekli destek veriyor, bölge gerici güçleri destek veriyor ve destek vererek işte gerillayı bitireceklerini, halkların umudunu bitirebileceklerini, gerillanın tümden yok edilebileceği gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Fakat tam tersine gerilla kendisini genişletiyor, gerilla kendisini daha farklı taktiklerle birlikte yeniden modern gerilla tarzıyla birlikte bu modern ürettikleri teknolojiye karşı da kendisini her çeşit İHA SİHA'ya karşı da ince kamuflaj, derin gizlilikle birlikte zaten sürekli belirtiliyor. Yeniden işte bu yoğun savaşa rağmen 3,5 aydır devam eden her çeşit teknoloji, taktiğine rağmen, NATO'nun desteğine rağmen işte medya savunma alanlardaki gerilla tarzıyla da kendisini ispatlıyor ki gerilla var, gerilla var olacak. Ve bu gerilla kendisini sadece Kürdistan'da değil tüm Orta Doğu içinde bir umut kaynağı diyor. Peki, çok teşekkürler Sefkan Kobani. O süreci bize yorumladınız, değerlendirdiniz. Sel felaketli konuşacağız. Tam bununla ilgili Kürdistan'da yaşanan Van ve Van'ın ilçelerinde yaşanan seli konuşacakken bugün de Kastamonu'dan kötü haber geldi. Kastamonu'da bir HES barajının patlaması nedeniyle birçok ev sular altında kaldı ve birçok ilçe hala Kastamonu ilçelerinde elektrik yok. Büyük bir felaket, kayıp insanlar da var. Bu felaketlerin yaşanmasında elbet iktidarın da çok ciddi payı var. Ama bunun yanı sıra yaraların sarılmaması da var. Yine Van'ın Elbah, Ebeh, Kelkeli ve Payzava ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrasında oraya yardım kampanyaları da vardı. Bölge halkının geliştirdiği, sivil toplum örgütlerinin geliştirdiği yardım kampanyaları da vardı. Ama diğer taraftan halkın şikayetleri de vardı. Arkadaşlarımız alternatif gündem için, medya haber için oraya gittiler, konuştular, halkın tepkilerini aldılar. Önce bununla ilgili bir dosyamız var, ona bakalım. Hemen ardından konuyu konuşacağız. Van'ın Elbak, Ebeh, Kelkeli ve Payızava ilçelerinde meydana gelen selden dolayı birçok ev ve ahır yıkıldı, çok sayıda hayvan öldü. Selden günler sonra medya habere konuşan halk üzerindeki korkuyu hala atabilmiş değildi. Evde herkes korku ve dehşet içindeydi, çok korktuk. Uzmanlar selin büyük zararlara yol açmasının en önemli nedenlerinden biri olarak mahallelerdeki kanalların temizlenmemesiyle dar yapılmasını gösteriyor. Sel mağduru Halis Kişeoğlu, sel felaketinin halka ciddi zararlar verdiğini kaydetti. Biz de giderdik. Gece olsaydı çok insan giderdi. Yani gece karanlıkta olsaydı hiç insanlar hani oturma şansı biraz zor olurdu. Benim hasarım çok büyük. Benim marketim gitti. Evim gitti. Benim garaj vardı orada gitti. Benim bir ağırım burada vardı gitti. Tendür evim gitti. Kışlık yakacaklarımız, peynirlerimiz, kışlık gıdalarımız komple gitti. Hiçbir şey kalmadı. Bir diğer sel mağduru Muzbah Yali ise canlarını zor kurtardıklarını, sorunların çözümü için tedbir alınması gerektiğine dikkat çekti. Burada yağmur geldi. Yani yağmur yağdı. Dolu falan yağdı. Yukarıda kanaldan dolayı sel bizim evimizi vurdu. Onda da bütün eşyalarımız, buzdolabıydı, şuydu, buydu, canımızı zor kurtardık. Bu giden malzemelerimiz, bütün hasarlarımızı devletten ne kadar yapabileceklerini bilmiyoruz. Bir de köyün, evin, yani bu dere yatağından, derenin mesela etrafında olan evleri çıkartılmasını istiyoruz. Esengül Kişeoğlu, tedbir alınmaması durumunda yeni sel felaketlerinin daha büyük zararlara yol açacağının altını çizdi. İki defa çocuklarımızı içeri koyduk, kapının önüne halı doldurduk, içeri sel girmesin diye. Çünkü girseydi evimiz yıkılırdı, çok hasarlı evimiz. Çocukları çatıya çıkarttı, çok tehlikeli ama yapmak zorundaydı çünkü evimiz yıkılacaktı.
Ve yani hiçbir kurtuluşumuz yoktu. İlk defa da sel gelmiyor bu köye. Bu kaçıncı defa sel geliyor. Bizim evlerimiz de yani çok hasarlı, bir de selin ağzında. Bir diğer sel mağduru Şafak Gişeoğlu kendilerini kimsenin dinlemediğini vurguladı. Derdimizi söylüyoruz, anlamıyorlar. Söylemiyor çünkü. Yani bize bakıp gidiyorlar. Esra Hocaoğlu da sel felaketinin tekrarlanmaması için kendilerine destek verilmesi gerektiğini söyledi. Ama böyle kontrol edip evleriniz sağlam diyorlar ve oturabilirsiniz. Diyorlar ki zaten hiçbir şekilde sağlam değil, güvenli değil ve biz korkuyoruz oturmaya ama mecburuz. Yani hiçbir çaremiz kalmıyor zaten, oturmaktan başka hiçbir çaremiz kalmıyor. Zor koşullara rağmen sel felaketi mağdurlarına destek de geldi. Van Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni olan 9 emek örgütü selden etkilenen ilçelere yardım kampanyası gerçekleştirdi. Van İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Durmaz, olası felaketlerin tekrarlanmaması için acilen önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Letiştek heyeku nayeditim. Ger iro bu yerekdin alihiye hebe debeku lil nav navçeyan uyrambunek mazıntır çebibe. Jiber vesedemi mecburiye ku navçeyin meyin ku lihili heye veki heremin afeti verin ilan kirin. U tedbirin peyvist verin girtin. Dve gündin kulli deşta lihiye hatina avakirin beyne ve guhastin. Van ilçelerinde yaşanan sel felaketini konuşacağız. Eğitim Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay arkadaşımız hazır. Murat Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. Siz de bu süreci yakından takip ettiniz, kampanyalar başlattınız, kampanya sonucunu götürüp bölgede felaketten etkilenenlere götürdünüz. Kampanyayı da konuşacağız ama önce oraya da gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız gitti. Halk oraya kimsenin gelmemesinden şikayetçiydi ve bundan sonrasında yaşanabilecek yeni bir felakette çok daha büyük mağduriyetlerin oluşabileceğini söylüyordu. Halkı bu noktaya getiren temel etken ne? Yani orada bu sel felaketinin yaşanmasını, aslında yaşanacağını birçok kişi biliyor ama tedbir de alınmıyor. Nedir sizin gözlemleriniz bölgedeki sivil kurumlar olarak? Yani biz başta Başkale'de, büyük zarar Başkale'deki köylerde görülmüştü. Özellikle Esenyamaç'ta 12 dere köyünde. Köyde yaptığımız tespitlerde en büyük eksiklik aslında şey anlamında görüldü. Köyün ortasında yapılan bir kanal var. Çok dar bir kanal ve düzenli olarak temizlenmeyen bir kanal. Sel sularını kesmek için köyün üst tarafında yapılan bir bent var. Bu bent uzun zamandır dolmuş, çakıllarla, taşlarla dolmuş ve temizliği de yapılmamış bir bent. Ama kanalın küçük olmasından kaynaklı da gelen sel suları, dağdan gelen sel suları özellikle kanalı da önüne katarak köyün içine kadar sürüklemiş. Yani kanal diye bir şey yoktu biz orayı gördüğümüzde, ziyaret ettiğimizde. Gelen taşların büyük çoğunluğu dediğim gibi kanaldan sökülüp gelen taşlar, özellikle kanal kenarında çok ciddi yapılaşma vardı Başkale'de tespit ettiğimiz. Yani 16 ev tamamen yıkılmıştı, yoktu. 30'a yakın ev ciddi zarar görmüştü, çamurla dolmuştu, yıkılmasa bile içinde kullanılacak eşya gıda kalmamıştı. Aslında hani biraz o tedbirsizlikten kaynaklı sel felaketi geliyorum dedi ve geldi diye düşünüyoruz. Kanalı yapanlar kimler? O konuyla ilgili geçmişte mesela devletin bir kurumu yapmıştır. Yaptıktan sonra işlevini mi yitirmiş ya da gerçekten köylünün başvuruları var da buna yanıt mı verilmemiş? Çünkü oradaki gözlemlerinizde sanırım bu tespitler de var. Şimdi yapılmış tabii ki, burada işler yaparken maalesef teslim alınırken ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yani işler ihaleye çıkarılırken ardından bitirildiği zaman teslim alma noktasında ciddi sıkıntılar var. İşler tamamlanmadan teslim alınıyor, bir şekilde bitmiş gibi gösteriliyor ve daha sonrasında da bunların kontrolleri çok ciddi bir şekilde gerçekleştirilmiyor. Her ne kadar bizim alanımız olmasa bile oradaki mühendis arkadaşlardan aldığımız bilgiler, bunların düzenli olarak temizliğinin yapılması gerektiği, özellikle bendin köyü korumaya yönelik çok ciddi bir bend oluşturulması gerektiği, kanalın da seli taşıyabilecek düzeyde ve genişlikte ve yükseklikte olması gerektiği. Ancak gördüğümüz yani çok dar kanallar, bırakın bir sel suyunu, neredeyse derenin normal suyunu taşıyabilecek düzeyde
olmayan kanallar yapılmış. Yani komşular pazarda görsün misali diyelim. Sadece göstermelik bir kanal yapılmış ki bu kanal sadece başkalarının köyü için geçerli değil. Yani sel olmadığı halde ziyaret ettiğimiz veya geçerken yol güzergahında gördüğümüz birçok köyde de kanalların aynı şekilde yapıldığını gördük. Umarım olmaz ama bu köylerde böylesi bir felakette bu kanallar seli arttıran bir etkiye sahip oluyor. Maalesef selin etkisini daha da arttırıyorlar. Çünkü o darlıktan dolayı su gidecek belki bir yol bulamadığı için daha çok köyün içine kanalla birlikte köyün içerisinde doluyor. O zaman aslında yalnızca bir doğal felaketten söz etmiyoruz. Beraberinde bizzat devletin kendisinin yaptırdığı bazı işlerde ortaya çıkan duyarsızlığın ortaya getirdiği bir sonuçtan söz ediyoruz, öyle mi? Tabii ki, yani normalde köyde konuştuğumuz kişiler eskiden de selin geldiğini ama bu kadar ciddi bir zararı bu kanaldan önce görmediklerini söylüyorlardı. Kanal maalesef hani doğaya müdahale bu kadar plansız, projesiz bir şekilde yapıldığı için, doğa talan edildiği için sonuçları da maalesef bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet, maalesef bugün de Kastamonu'da bir HES'in patlaması nedeniyle benzer bir tabloyla karşılaştık. Yine başkale ve ilçelerinde sizin gezinizde de ortaya çıkan bir sonuç. Halk yaraların sarılması için destek çağrısında bulunuyor ve şimdiye kadar kimsenin kapılarını çalmadığını söylüyor. Nedir o selden etkilenen, mağdur olan halkın durumu ve destek çağrısını nasıl tarif etmek gerekir? Ciddi anlamda ne yapmak gerekir? Bu yönüyle de varsa çağrılarınız, onu da almak isteriz doğrusu. Yani şimdi ilk biz Van Emek ve Demokrasi Platformu olarak oraya bir ziyaret gerçekleştirdiğimizde yardımların geldiği nokta köyün bir okuluydu. Oradan AFAD Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden dağıtımların yapılacağı söylendi. Bunun dışında hiç kimsenin yardım dağıtmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Orayı da ziyaret ettik. Çadırlar kurulmuştu köyün çok uzak bir yerine. Aileler oraya gidip kalmak istemiyorlardı ve çadırların yaşanabilir bir alan değildi çadırlar işin açıkçası. 15 çadır kurulmuştu, daha sonra bunların hepsi kaldırılmıştı. Çünkü mağdur olanlar bir şekilde akrabalarında, komşularında kalma yolunu daha çok tercih ettiler. Çadırların hem uygunsuzluğundan hem köye uzaklığından kaynaklı. Köylülerin talebi şu, aslında bir an önce hasar tespitlerinin yapılması ve dere kenarında ciddi hasar gören, yıkılan evlerin bir şekilde başka bir alanda tekrardan yapılması. Köyün başka bir alanda, daha ileriki sellerden zarar görmeyecek bir alanda yapılması. Öncelik aslında bu kişilerin ikamet edilebilecekleri, yaşayabilecekleri bir konutun onlara bir an önce sağlanması. Tabii ki bu insanlar selden zarar görürken bütün belki gıdaları da bir şekilde zarar gördü. Ev eşyaları ciddi bir şekilde zarar gördü. Çoğunun gıdası yoktu yani ziyaret ettiğimizde. Çünkü evde çamur dışında herhangi bir şey bulunmuyordu. Bu noktada Van Emek ve Demokrasi Platformu olarak bir yardım kampanyası da başlattı. Ayın 10'u itibariyle de sonlandırdık. Van'da 8-9 tane köye araçlarla hem gıda hem temizlik malzemesi hem giyim noktasında da desteklerimiz oldu. Ama başta da belirttiğim gibi köylülerin birincil talebi konut noktasında çok ciddi hemen bir tespitin yapılarak kendilerinin buralara yerleştirilmesi. Peki onunla ilgili bilmiyorum tabii, aslında devlet görevlileri bu tür olaylardan sonra gelip hasar tespiti yapıyorlar ama onlar da çok güven verici tespitler olmadığı için daha çok sivil kurumlar üzerinden, özellikle sizler gibi duyarlı demokratik kurumlar üzerinden yapılan tespitler var. Bir yardım kampanyasının dışında bir de bir tespit hazırlığınız ya da yaptığınız bir tespit var mı o bölgeye dönük kamuoyuyla paylaşabileceğiniz ya da paylaştığınız? Yani biz ziyareti gerçekleştirdik. Tespit için şu an raporlama devam ediyor. Yani bunun bir raporu oluşturulacak, basınla da paylaşılacak. Bu daha çok TMOB üzerinden yürütülen bir rapor. Onların daha çok iş alanıyla ilgili olduğu için çok geniş kapsamlı bir rapor kamuoyuyla kısa süre içerisinde o anlamda paylaşılacak. Yani köydeki hani ziyaretler noktasında bir şey de belki belirtmek gerekiyor. Biz gittiğimizde daha çok hani evlerden ziyade derenin temizlenmesine yönelik bir çalışma vardı. O anlamda bizden önce bir tespit yapılmış mı,
bilgi sahibi değiliz ama giden kurumlarımız, ilgili kurumlar kendi alanlarıyla ilgili tespitlerini önümüzdeki süreçte basında paylaşacaklar bir rapor şeklinde. Halkın şöyle bir yaklaşımı da var. Yani biz selden sonra çadırlarda oturamadık. Biraz önce söz ettiniz, çadırları anlattınız ve tanıdıklarımızın yanında yaşamak zorunda kaldık dediler. O tablo çok uzun sürecek bir durum mu? Gerçekten bunlar daha uzun dönem başkalarının yanında mı kalacaklar? Siz evet yardımları felaketzedelere dağıttınız ama bundan sonra da oraya dönük kuşkusuz destekler devam etmeli. Bunun için ne yapılabilir? Bu konuda nedir görüşleriniz? Yani şimdi bu rapor raporu açıklanacak. Oradaki hasar gören evler mutlaka hemen yenilenmesi gereken evler. Çünkü insanlar gerçekten komşuları da sel mağdur. Yani her ne kadar direkt olmasa bile dolaylı yoldan hem tarımsal alanların zarar görmesinden hem hayvanlarının zarar görmesinden işte arı kovanları zarar görenler var, küçükbaş hayvanları, kümes hayvanları zarar görenler var. O insanlar da bir şekilde yaşamlarını idame ettirme noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Onların uzun süre orada kalması zaten mümkün değil. Burada yapılması gereken sivil toplumun bir görevi de budur. Devleti bu noktada bir an önce tedbir almaya ve çözüm üretmeye zorlamaktır. Biz de Van ve Emek ve Demokrasi Güçleri olarak aslında bu raporu açıkladıktan sonra o insanların bir an önce bir konut yapımı veya buraya yerleştirmeleri noktasında elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Özellikle devlet yetkililerinin bu noktada bir an önce çok ciddi bir çaba harcayıp bu insanlara konut yapma noktasında girişimleri olması gerekiyor. Bunun takibi noktasında da tabii ki sivil toplumun en önemli görevlerinden budur. Bunun denetlemek, belki zorlamak bir noktada devleti bu noktada biraz hızlandırmaya çalışmak. Biz de bu noktada elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Peki son yine Emek Demokrasi Bileşenleri olarak bu konuda çalışma yaptığınız yardımları felaketzedelere ulaştırdınız ama görünen o Van'daki demokratik kurumlar, sivil kurumlar yan yana gelerek yaptığınız genel anlamda bir bütün olarak Kürdistan ve Türkiye kamuoyuna belki de yurt dışındakilere dönük çünkü orada ciddi bir zarar var ve büyük bir felaket. En azından insanların yaşamını yitirmemesi belki bu aşamada tek hoş görülebilecek kısım ya da sevinilebilecek kısım ama çok büyük bir felaket var. Van dışındaki diğerlerine dönük ne çağrınız vardır? Oraları bizzat gidip gezip gören, o konuyla ilgili bilgisi olan biri olarak ne dersiniz? Özellikle yurt dışında veya Türkiye'nin Kürdistan'ın diğer bölgelerinde yaşayan insanlara ne yapmalılar, ne yapabilirler? Yani Türkiye'de maalesef yardımların ne şekilde geldiği, ne şekilde dağıtıldığı ciddi bir sıkıntı kaynağı oluşturuyor. Çünkü hani biz şeyi de söyleyelim, köyle ilgili bu yardımların sadece sosyal yardımlaşma vakfı aracılığıyla dağıtılacağı bize aktarıldığında biz orada farklı dernekleri de gördük. Gelen yardımların bu noktada gerçekten afetzedelere ulaştırılması noktasında ciddi endişelerimiz var. Bunun belki bir siyasi ranta dönüştürülmesi noktasında da ciddi endişelerimiz var. Bu anlamda biz yardımlarımızı dağıtırken hiçbir afiş kullanmadan, hiçbir amblem kullanmadan, hiçbir önlük kullanmadan sadece halkımızla dayanışma amacıyla bunu götürdük. Eğer gelecek yardımlar bu noktada devlet tarafından herhangi bir siyasi rant amacı güdülmeden bu insanlara ulaştırılacaksa buna biz de destek oluruz. Ancak Türkiye'de genel anlamda yaşanan felaketlerden sonra aslında hükümetin bunu bir yaptığı yardımları, devletin sorumluluğunda olan yardımları yaparken aslında bunun bir siyasi iktidarın lütfu gibi gösterme durumu var. Bunun önüne geçme anlamında çabalarımız var ama ne kadar etkili o noktada ciddi sıkıntılarımız var. Biz de hani hem sivil toplum kuruluşları olarak bu noktada bu yardımları yaparken şunu özellikle gözettik. İnsanları rencide etmeden, çok kamuoyuna işte yapılan yardımları göz önüne getirmeden sadece bu insanların mağduriyetlerini gidermeye dönük bir çalışmaydı. Eğer bu yönlü bir çalışma olacaksa hangi kurum tarafından yapılırsa yapılsın, devletin zaten birincil görevi budur. Herhangi bir siyasi rant aracına dönüşmeden bunu yapılacaksa en büyük destekçilerinden biri de biz olacağız. Peki. Hani eğer şeyse ben bu anlamda duyarlılık gösteren
kişiler, özellikle kurumlar, dernekler, sendikalar, odalar çok ciddi aradılar, çok ciddi destek sundular. Bu anlamda hepsine de sizin aracılığınızla tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Özellikle duyarlı halkımıza da bu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra da ulaşmak isteyenler yine Emek ve Demokrasi bileşenlerine ulaşabilirler. Öyle diyelim. Yani ulaşabilirler tabii ki, bu noktada herhangi bir desteğimizi istiyorlarsa biz her türlü desteği halkımıza sunmaktan mutluluk duyarız. Çok teşekkürler Murat Atabay Eğitim Sen Van Şube Başkanı, yayınımıza katıldınız, zaman ayırdınız, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Dileğiyle. Evet sevgili izleyiciler, Van'daki sel felaketinin ardından alternatif gündeminde sonuna geldik. Bir dahaki alternatif gündemlerde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.